Merhaba arkadaşlar. Öncelikle isyancı liderlere saldırmadan önce eğer varsa isyancı liderine karşı hasarı arttıran yürüyüş animasyonunuzu ya da kale görünümünüzü kullanmayı unutmayın. Bunlar ikisi de çok önemli isyancı liderlerine karşı saldırırken vereceğiniz hasar konusunda. Yine sefer ekipmanlarınızı kuşanın ve formasyonda kullanacağınız bir kumandanı lord yapmayı unutmayın. Eğer lord'u konuşlandırmazsanız, isyancı liderlerine karşı kullanmazsanız hasarınız düşecektir. Yine şeref nişanı da almanızı öneririm çünkü %20 daha fazla hasar vermenizi sağlıyor ve %50 daha fazla materyal düşmesini sağlıyor. Yine hızlandırma ya da VIP puan itemleri daha fazla almanızı sağlayacak. Yine 7'ler setinden isyancı sefer hasarını arttıran bu boruyu kullanabilirsiniz %25-50 eğer ihtiyacınız varsa. Benim ihtiyacım yok. Bu atakta kullanmayacağım. Evet, 5 seviye bir kara kulakları arayalım. Benim formasyonum bu. Enzo Ender kalitede, yıldız falan yok. Düz bir hattaki hedeflere 7326 hasar veriyor. Eğer hedef piyade ise 7326 ekstra hasar veriyor. Kara kulaklar zaten piyade. O yüzden kesinlikle kullanmanızı öneririm. Yine her kaybettiği %1 sağlık için kendisine %1 atak ekliyor. Yani bizim onun düşük fakat sabit sağlığına ihtiyacımız var. Egbert bunu yapabilir ve Egbert burada. Çember bir alandaki müttefiklere 17.114 hasar azaltma veriyor. Yani bu Enzo ile çok iyi çalışır bu özellik. Ayrıca 20 kudret yeniliyor her saniye bu etki aktifken. Ben de şu an maksimum kalitede Egbert. Mengo yine onu süvari olduğu için koydum formasyona. Maksimum kalitede. 7910 tek bir hedefe hasar veriyor. Eğer hedefin sağlığı %1'in altındaysa 1618 ekstra hasar veriyor. Kendi normal hata da 8498, gayet iyi. Yine Meryl Peak de süvari olduğu için burada. Ben de yıldızsız, sadece gold kalitede. Düz bir hattaki hedeflere 8726 hasar veriyor. 2888 atak ekliyor ve %30 kontrol direnci ekliyor. 4 saniye boyunca her 7 saniyede bir. Yine ataklarının 2161 ekstra hasar verme şansı var. Bunların hepsi isyancılara karşı çok önemli. Fion benim lordum. Maksimum kalitede 4 yıldız, efsanevi kalitede şu anda. Bütün isyancılara karşı kullanabilirsiniz. 12.943 hasar veriyor tek bir hedefe ve kendi atağını 11.644 arttırıyor. Kendi atağı normal atağı bile 10.871, çok iyi. Her 7 atakta bir ekstra 9.245 hasar veriyor ve düşmanın iyileştirme etkisini 10 saniye boyunca azaltıyor eğer düşmanın sağlığı %50'nin altındaysa. Onun yerine Sardinya da kullanmayı deneyebilirsiniz. Şeyle bende 4 yıldız. Aksiyon kalitede. O da çok etkili bu isyancı liderlere karşı. Tek bir hedefe 15.650 hasar veriyor. Diğer tüm yetenekleri de yine kendi atan artırıyor ya da ekstra hasar veriyor düşmana. O yüzden çok değerli isyancı liderlere karşı. Yine düşmanı 2 saniye boyunca sersemletiyor her 7 atakta bir. Bu da çok önemli. Gri ya da yeşil Enzo da kullanabilirsiniz bu formasyonda ama eğer iyi kalitede, yani efsanevi ya da epik 2 yıldız Enzo'nuz varsa Egbert yerine Jean'i kullanabilirsiniz. Evet, bu şekilde bir gidelim. %30 ilk vuruş için gayet iyi. İkinci vuruş %43, çok iyi. Ve üçüncü vuruşta öldü. Bir ikinci vuruşun savaş kaydını izleyelim birlikte. Enzo'nun sağlığı şu an mükemmel bir yerde.
Tabii bu riskli ama yani eğer daha kötü kalitede bir Enzo'nuz varsa Egbert'i sol önde kullanmayı deneyebilirsiniz onu hayatta tutmak için. Evet, izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.